Evet sevgili dostlar, inşallah beğendiniz introyu. Biraz sessiz ama zamanı gelince seslenebilir. Şimdi kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kanallarımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı. Şimdi UEFA Euro 2024'ün başlamasına sayılı günler kala UEFA turnuva için, yani bu turnuva için yeni bir karar aldı ve hakem komitesi başkanı VAR'la ilgili kararı açıkladı. VAR yok desem inanmayın, böyle bir şey yok. Arkadaşlar, alınan kararlar, incelenen pozisyonlar detaylı bir şekilde ekrana açıklanacak. Ve yeni alınan kararlarda hakemler önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklama yapacak diye söyleniyor. İşte tam aslında yani olması gereken işleve doğru gidiyor. Hayırlısı olsun. Ya Fenerbahçe'miz benim bilgim dahilinde Mert Hakan Yandaş'ta 2 yıllık kontrat yenilemesi yaptı. Ancak ne zaman açıklanacak onu da bilmiyorum. Bu arada TFF Serdar Saatçı'nın A milli takıma alındığını açıklamış. Yani isabet olmuş. Neyse ben şu haberlere bir geçeyim çünkü burada bir sıkıntılı birkaç haberimiz var. Fenerbahçe'de savunmaya yerli operasyonu. Arkadaşlar bakın, sosyal medyadaki haberlere dikkat. Başkanlık seçimi, transfer çalışmaları. Jose Mourinho diyor ki ben Cicu'dan memnunum. Becao'dan da memnunum. Mustafa Hoca'dan da memnunum. Ama yine de savunmayı güçlendireceğiz diyor. Ve Çağlar Söyüncü'nün takımda kalması için rapor veriyor. Şimdi çoğunuza göre hocam Çağlar yeteneksiz, Çağlar basit, Çağlar kötü, Çağlar bilmem ne. Hangi Çağlar kardeşim? Orta Çağlar hocam, ya saçmalamayın. Bakın, Olympiakos maçındaki Çağlar Söyüncü rezalet bir futbolcu, kabul. Ama son dönemdeki Çağlar, bir de Galatasaray'da gol attı, gerçek Fenerbahçeli de oldu. Ya Fenerbahçe masaya oturacak. Açık söyleyeyim, Fenerbahçe almak için elinden geleni yapacak. Diğer isimse Merih Demiral. Yani Mourinho ne yapın edin, alabiliyorsanız alın diyor. Sosyal medyaya yeni düşüyor. Sizler ulan biz bu Mustafa Hoca, Merih Demiral 10 milyon euro falan filan dediydi. Ulan biz bu adama, sen futboldan anlamıyorsun, Merih kim, Fenerbahçe kim dedik. Ulan bu adam bize gizliden gizliden duyum vermiş ya dediğiniz anda film kopacak inşallah arkadaşlar. İnşallah kafanız çatılayacak yakın zamanda. Peki ne kadara? 10 Merih, 6 Çağlar. Hocam 16 milyon euro çok para. Ben de farkındayım çok para ama belli mi oldu, belki başka kaynaktan gelir 16 milyon euro. Belki Fenerbahçe kasasından para çıkmaz. Fenerbahçe'den orta sahaya dev takviye. Mert Hakan Yandaş. Wilfried Ndidi. Jose Mourinho hamlesiyle Fenerbahçe kolları sıvadı. Ndidi hamlesiyle de vurucu bir iş yapmak istiyor. Arkadaşlar bakın, Højbjerg aday olarak belirlendi. Ancak Ndidi diğer aday diye sosyal medyaya yansımış. Ve biz bunların hepsini bu kanalda konuştuk. Dedim ki Ndidi'ye de Højbjerg'e de teklif var. Birisi sözleşmesi biten bir futbolcu ama diğeri devam eden bir futbolcu. Birisi Premier Lig'den gelecek, birisi Championship'ten. Yani menajerlik şirketinden temasa geçti diye. Bugün akşam saatlerinde şey gördüm. Bu arada Ndidi bu sezon 6 gol 6 asistlik katkı sağlamış ama Championship'te oynadığını bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Ben burada Championship'i kötülemiyorum, küçümsemiyorum. Ne bileyim, değersiz bulmuyorum ama birisi Premier Lig'de, birisi şeyde. Ndidi'ye dair akşam saatlerinde haber gördüm. Galatasaray'da ilgileniyormuş Ndidi ile. Niye? Galatasaray'ın çok iyi bir şeyi var. Ön liberosu var. Yani şu hareketle özdeşleşmiş bir ön liberosu var Galatasaray'ın. Hani ben öyle biliyorum. Neyse, herhalde Fenerbahçe Ndidi ile ciddi aşama kat etti ki araya girdiler diye düşünüyorum. Yani araya kaçmayı çok seviyorlar. İç çamaşırı gibi bir transfer politikası oluyor bazı kulüplerin. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Hocam sence Højbjerg mi Ndidi mi? Bence ikisi de gelmeyecek. Fenerbahçe'den santrafora iki yeni aday. Şimdi golcü takviyesi için iki tane hedef. Arkadaşlar bu isimleri ilk defa duyuyoruz. Allah'a çok şükür dozajımızı da aldık.
Yani şu an benden mutlusu yok. Niye? Aynı isimleri konuşuyorduk. Aynı isimlere yok gelmeyecek, hayır olmayacak, yok değil, benim duyumlar böyle demekten bıktıydım. En azından şimdi rahatım. Şu an benim kadar hiçbiriniz rahat değilsiniz. Çünkü farklı isimler arkadaşlar. Ya inanabiliyor musunuz yani? Farklı iki tane isim. Neyse, forvet konusunda Jose Mourinho, Mario Branco transfer görüşmeleri hız kesilmiyor, ardı arkası. İlk aday Premier Lig'den Luton Town forması giyen İngiliz santrafor Elia Adebayo. Elia'nın bir futbolcu. Transfer marketine gideyim. 26 yaşında İngiliz, 1,93 boyunda, 12 milyon euro piyasa değeri var. Aslına bakarsanız iyi bir şey. Yani iyi bir transfer tercihi olabilir. Hani Trabzonspor mesela Onahçu'yla birlikte şeyler yaptığı süreçte yani mantıklı gelebilir. Detayda ne diyor? Jose Mourinho basın toplantısında gündeme geldi. Pazarlıklar başlayacak. 8-10 milyon euro bandında Fenerbahçe bitirmeye çalışıyor demiş. Valla oyuncunun transfer marketine baktım. Nijerya asıllı. O da tıpkı Onahçu gibi. Ama yaşı 26. Ve Luton Town'da ne kadar süre almış? 32 maç, 10 gol, 1665 dakika. Yani aşağı yukarı 18-19 maç, 10 gol atmış. Olabilir, mantıklı. İkinci isim Moise Kean. Juventus'un İtalyan yıldızı ve 24 yaşındaki futbolcu alternatifli listeye eklenmiş. Jose Mourinho görüşecekmiş. Geçen sezon Chiesa ve Vlahovic'in ardında kaldığından dolayı Juventus'ta pek forma şansı bulamamış. Hayata küsmüş. Ciğere yavaşlamış. Yani arkadaşları falan depresyonda mısın falan diyormuş. Takımdan da gitmek istiyormuş. Şimdi %67 ihtimal. Yanlış duymadınız. Transfer Market'ta %67 ihtimal yazıyor diyorlar. Girdim, öyle bir şey yazmıyor. Yani haberi yapan %67 diyor. Ya Keane 20 maça çıkmış. 654 dakika. Gol yok, asist yok. Yani oradaki hanesinde 14 milyon euro yazmasının hiçbir önemi yok. Orada eShowSpeed Mr. Beast'ten kazandığı 100 bin doların yarısını Filistin'e bağışladığını açıklamış. Adam gibi adam ya. Helal olsun dayıoğlu. Neyse arkadaşlar, Moise Kean yani kanat oynayabilir, forvet oynayabilir. 2025'e kadar sözleşmesi var. Bu sezon sonunda bitecek. Ben bilmiyorum ya. 30 milyon euroya Everton'dan almışlar sezonun başında. Ama 30 milyon euro, bir de 7'ye de kiralamışlar. 7'ye kiralayıp 30'a da bonservis, 37 milyon euro. Everton 27,5'a zamanında Juventus'tan almış. Bu hikayede yanan Juventus olmuş. Gelmez arkadaşlar. Boşuna beklemeyin arkadaşlar. Geçiniz bunu. A milli takımda sakatlık. Bilin bakalım kim sakatlandı. Hocam Ferdi mi? İsmail mi? İrfan Can Kahveci. Şimdi İrfan Can Kahveci sakatlık yaşamış. Ve A milli takımda çıkarılma durumu olduğu belirtiliyor. Kim belirtiyor? Yağız Sabuncuoğlu belirtiyor. Sabuncuoğullarından Yağız diyor ki, bakın hocam hiç de hayırlı haber vermiyor. Ya mecbur söyleyecek bunu. Federasyondan yapılan sakatlık açıklamasında milli takımda Mert Günok ve İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken, Zeki Çelik, aynı zamanda ahlaklı olan Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalışmış. Çalışmanın ilk bölümünde takımdan idman yapan Samet Akaydın ve Ahmet Can Kaplan antrenmanı ayrı çalışmalarla tamamlamış diyor. İrfan Can Kahveci'nin durumuyla ilgili kısa sürede resmi açıklama bekleniliyor. Arkadaşlar, haberi hazırladığım sıralarda, haberi konuştuğumuz sıralarda Yağız Sabuncuoğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki İrfan Can Kahveci sakattan da A milli takımdan çıkarılma durumu var diye. Valla beni yanlış anlamayın ama eğer milli takımdan çıkarılma durumu varsa hoş gelişler ola, yani biz ayvayı yedik yani. Ne derseniz deyin, biz ayvayı yedik yani. Ya İrfan çıksın, öbürü çıksın, lan bu kardeşim Ertuğrul Karanlığı mı transfer ettiniz lan? Bu nasıl iş lan? Yani tuhaf, enteresan, garip bir süreç ya. Neyse, Yağız Sabuncuoğlu'nun ben birkaç tane özel haberine denk geldim.
beni keyiflendirdi. Diyor ki Fenerbahçe direkt ilk 11'de oynayabilecek sol kanat 1, santrafor 2, 6 numara 3. 3 tane direkt 11 oynayabilecek futbolcu bakıyor. 3 bölgeyle ilgili arayışlar ve çalışmalar devam ediyor demiş. Şimdi sol kanat, santrafor 6 numara. Sol kanatta kim var? Tadiç. Ben Tadiç'in kendini geçtim. Yediği yok Tadiç'in. Sonra başka bir açıklamada diyor ki Jose Mourinho Dusan Tadiç'i 10 numara pozisyonunda da kullanmayı düşünüyor. Ha, bu yüzden öncelikli olarak sol kanada takviye istedi. Bak şimdi olur. Sol kanatta Tadiç'e alternatif olarak statik bir isim değil, daha hareketli ve hızlı bir takviye ile takımın hızını arttırmayı düşünüyor demiş. Arkadaşlar kıpır kıpır deli bir kanat arıyoruz. Şunu söyleyeyim. Morin bu arada Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi diyor. Geçmiş olsun Muğla'ya. İnşallah sıkıntı yoktur. Allah Allah, sıcağı sıcağına geçmiş olsun Muğla'ya. Umarım sıkıntı yoktur. Ya 4.7 böyle azımsanacak bir şey değil de eğer denizde falansa sıkıntı yoktur. Neyse. Şimdi Fenerbahçe'nin kıpır kıpır pırpır kanat alması lazım. Ama bu kanatları alırken de bak İrfan Can Kahveci var. Cengiz Ünder var. Emre Mor var. Hatta Tadiç'i de dahil et. Yani ilginç bir süreç. Garip bir süreç. Tuhaf bir süreç. İnşallah hayırlısı olur ya. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama bizim Kanada mesela Mane gibi, ne bileyim Sterling gibi böyle isimler şart umarım olur. Bu arada Oğuz Aydın'ı çok soruyorsunuz. Alanyaspor Oğuz Aydın'dan 6 milyon euro istemiş arkadaşlar. Güzel para. Çerez. Yani güzel para yani. Ne diyeyim? Hayırlısı olsun ya. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama yani neyse ya. Çok bir şey demeyeceğim. Biz bu videodan ne anlayacağız arkadaşlar? Biz bu videodan şunu anlayacağız. Kısaca hemen hızlıca geçiyorum. Elyah Adebayo ismini ortaya attılar. Bilgim yok. Moise Keane'i ortaya attılar. Gelmeyecek. Höyberg ismine bonservis istiyorlar Premier Lig'den. Bizim istediğimiz seviyeye düşmüyorlar. Bu gidişte iptal olacak. Ndidi için Galatasaray'da devreye girmiş. İş bilmem ne yarışına girerse biz çekilelim. Biz çekilelim gerçekten, bak para harcamanın lüzumu yok. Çekilelim. Kim alıyorsa alsın. Çok da karışmayalım. Çünkü biz Galatasaray'la, Beşiktaş'la, ne bileyim Trabzonspor'la hangi transferin yarışına girdiysek bu hikayede yanan biz olduk. Hiç gerek yok. Alsın, ne yapıyorsa yapsın. Ha Beşiktaş'ta sıkıntı yok. Mesela Tadiç'i Madiç'i alıyoruz. Onlardan şey yapıyoruz. Neyse çok işin esprisindeyim. Ben Endid'in de Höyberg'in de geleceğini düşünmüyorum. Çağlar Söyüncü, Merih Demiral. Bu ikisinden birinin katılmaya yüksek olduğunu ama Merih'in gelmeyeceğini düşünüyorum. Herhalde bu cümlemden de Çağlar'ın gelmeye yakın olduğunu anlamışsınızdır. Tadiç'i 10 numarada düşünecekse Tadiç, Şimanski 2. Demek ki bu Rafa Silva haberleri de boşa çıkıyor. Aynı zamanda ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü ortada Rafa Silva yoksa, Tadiç 10 numaraya geçecekse demek ki olacak bu. Ama mesela Seydou Mane, ne bileyim Sterling, hani bu isimler nereye kayboldu? Demek ki bu isimlerle de neyse korkulan olmaz inşallah. İrfan Can Kahveci'nin milli takımın sakatlanması, milli takımdan çıkacak olması beni milli takım adına üzer ama Fenerbahçe adına da sevinirim. Niye? Gider dinlenir. 22'sinde kamp başlıyor. Bir 10 günde izin alır. 32'sinde katılır kampa. İşin şakası bir tarafa ama iyice de dinlenir. Hayırlısı olsun ne diyeyim. Mert Hakan Yandaş'a benim bilgim dahilinde uzatıldı. Ciku Bekao ile devam kem. Ciddi teklifler var ama devam edilecek gibi. Samet Akaydın'a da inşallah iyi bir talip gelir. Serdar Saatçı falan almış. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeniyi çok görmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar.